Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Size bugün mezolipoliz anlatmak istiyorum. Aslında mezoterapiyi biliyoruz. Bir de lipolizi de biliyoruz. Mezoterapi neydi? Bizim bütün bu vitaminlerimiz, amino asitlerimiz, proteinimiz, peptitlerimizi kullandığımız ürünlerin ana başlığıydı. Lipoliz neydi? Yağ yakma işlemiydi. Dolayısıyla kimlere mezolipoliz uyguluyoruz? Duyuyorum galiba sesinizi. Bölgesel incelme isteyen insanlara. Mesela karnınızda yağınız birikti. İşte basen altlarında, basen kenarlarında, iç bacağınızda, diz çevrenizde, kol altlarınızda, göğüs kenarlarında, sırtınızda, alt yanağınızda, gıdınızda. Nerede yağ birikirse biriksin, mezolipoliz iğneleriyle oraya yağ yakıcı bir formülasyon enjekte ederek, birer santim atlayarak sizin gereken seans sayısını ve gereken enjektör sayısını da oradaki yağ yoğunluğuna ve kilonuza göre belirleyecek şekilde yağ yakımınızı sağlayabiliyoruz. Nasıl oluyor? Tekrar bir özetleyeyim sizlere, şöyle elimde göstererek. Birer santim atlıyoruz, yağınızı tutuyoruz ve içerisine enjeksiyon yapıyoruz. Bu ne demek? Yağlı bölgede arkadaşlar enjeksiyon çok ağrılı değildir. Aynı insülin iğneleri gibi düşünün. Çünkü onlar karnını tutarlar ve insülin iğnesi batırırlar, şeker hastaları biliyorsunuz ki. Ve her gün bunu düzenli bir şekilde yapabilirler. O yüzden yağlı bölge çok duyarlı, ağrılı değildir. İkincisi ne sağlıyor? Yağınızın dediğim gibi kreş olarak parçalanarak lenf sisteminize karışıp oradan da idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Burada dediğim gibi hesaplama yaparken genelde ortalama 4 seans, 5 seans, 6 seans, işte 2 enjektör, 3 enjektör, 4 enjektör gibi hesaplar yaparız. Hangi bölgelere çalışacağımızı ve kişiye göre, dediğim gibi kilosuna göre bir matematik çıkartırız. Ama sürecin oturması şu şekilde. Özellikle ilk seanslarınızda yoğun ödem ve yoğun morluk bekliyoruz. Ne kadar ödem, ne kadar morluk olursa benim tespitim daha çok yağın parçalanıyor olması, dolaşımın daha hızlı oluyor olması. Bir sonraki seanslarınızda aslında vücut o ilaçlara daha iyi alıştığı ve ilk parçalamalarını yaptığı için ödem ve morluk aslında oranınız azalıyor. Ve dediğim gibi süreç diğer işlemlerde olduğu gibi ilk seansla ikinci seansa gelene kadar başlasa da 6-8 hafta sonra daha yavaş metabolizmada 3 ay sonra kendini gösteriyor. Dolayısıyla aslında yazın daha iyi gözükmek isteyen birisinin 4 seans bu işleme ihtiyacı varsa kış aylarında başlaması daha doğru oluyor. Ocak gibi, Şubat gibi başlaması daha doğru oluyor. Ama çok daha hafif bir yağı vardır. Zaten spor yapıyordur. Ama o bölgede lokalize olmuştur. Desteklenmesi gerekiyordur. Bir iki seans yetecektir. O zaman evet, daha yaza yakın bir zamanda bu işleme başlayabilir. Bizim için en önemli olan ilk 3 gün alkol alınmaması, yeşil çay tüketilmemesi, bol bol su tüketilmesi, buz uygulanıp o bölgeye masajlar yapılması, yani lenf drenajın uyarılması, sizin de aynı şekilde gündelik bölgesel hareketler yapmaya devam etmeniz bu işlemin etkinliğini arttıracaktır yağ yakımında keza. Ya da bazen ağızdan önerebildiğimiz bazı tabletlerle de ekstra destekleyebiliyoruz. Bölgesel masajlar yine dediğim gibi yağ yakımını arttıracaktır ve su tüketimi bunun için çok önemlidir. Onun dışında dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok. Emzirme döneminde ve gebelik döneminde bu işlem yapılmaz arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim sizlere. Onun dışında dediğim gibi vücudumuzun neresinde yağ fazlalığı varsa oraya enjekte edebiliriz. Aynı şekilde bu işlemde şöyle bir avantaj vardır. Mesela üst bacaklarınızda selülitleriniz var diyelim. Aynı zamanda da bir kalınlık var diyelim. Bu işlemde öyle bir planlama yapabiliyoruz ki kullandığımız enjektörün içerisinde hem sizin yağınızı yakacak, hem oradaki su ve dolaşımı düzenleyecek, hem de selülitlerinizi tedavi edecek bir kokteyl hazırlayabiliyoruz. Ne oldu? Bir taşla iki şeyi vurmuş olduk. Ya da çatlaklarınız var diyelim yine o bölgede. Hem yağ yakıp hem çatlak tedavisini aynı anda yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bir taşla iki kuşu vurmanın yollarından bir tanesi. Son zamanlarda gördüğümüz bir sürü yöntem var. Kriyoterapiler, soğuk lipolizler, G5 cihazları gibi bir sürü yöntem var. Ama ben yine söylüyorum sizlere, bir bölgede problem varsa, nasıl boğazınızda enfeksiyon var, o enfeksiyona uygun bir antibiyotik kullanmanız gerekiyorsa da o bölgenin problemine uygun enjeksiyon yöntemleri benim için en büyük kalbi taşıyor. İster kırışıklık, ister selülit, ister incelme olsun, ister yüz gençleştirme olsun, ister gözenek sıkılaştırma, ister renk değiştirme, leke tedavisi olsun. Ben hep oradaki kaybedilmiş kodun yerine konulması taraftarıyım. O yüzden mezoterapi işlemlerine ekstra bir kalp atıyorum. Bu konu hakkında detaylı sorularınız varsa eğer 0530 915 69 31'den bize ulaşabilirsiniz. Videomun altına da yorumlarınızı ve sorularınızı ekleyebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, beğeniler atmayı
Unutmayın lütfen. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.